Hayırlı günler. Sağ olun. Umut, hadi uyan oğlum. Umut, güneş görmeyince sabah olduğunu anlamadın. Bak baban döktürdü gene, kahvaltı hazır. Ya baba ya. Ya kalksana oğlum, ben senin yaşındayken sabah 5'te uyanıyordum, 2 tane çocuğum vardı. Zor genç baba olmak. Hadi, hadi, hadi. Bak ayakkabılarını boyadım, gömleği takımı da ütüledim, jilet oldular vallahi, jilet. Baba takıma falan gerek var mı ya? Olur mu oğlum öyle şey? Televizyona çıkacaksın. Nasıl? Annen olsa ne heyecanlanırdı şimdi oğlum televizyona çıkacak diye. Abin azıcık kıskanırdı ama o da gönülden desteklerdi Halim. İki dünya bir babam. Biliyorsun. Kimle de hala? Tamam, hadi. Aydan. Günaydın Rıza. Hayrola, geri çıkmış kamburun. Sen kendine bak. Sağ ol. Ne haber? Nasılsın vallahi? Vurduk kendimizi gene yola. Sen yine iyisin oğlum. Bak ben pilav arabası itiyorum bu yaşta. Ne yapacağım? Vallahi ben bırak diyorum ama dinlemiyor ki beni. Ay yaşa Büşra. Bak kız kaç yaşına geldi? Kocaman kız oldu. Dinle artık biraz şu kızı. Ya ben onu dinleyeyim de Rıza. Hayat öyle demiyor ki. Baksana etrafın haline. İkimiz de çalışıyoruz bu yaşta. Ne yapacaksın? Umut Bey, bu pantolon, bu gömlek, hayırdır ya, bu ne şıklık? Ya şey, yarışmaya gidiyorum da. Ne yarışması? Kelime oyunu. Biliyoruz, bilmediği şey yok. Ben dedim ki sen de çık oğlum dedim. Helal olsun be oğlum, bak gururlandırma halimizi. Şu ünlü hafızan bir işe yarasın. Bana bak, unutayım unutayım değil mi? Ağzını burnunu kırarım. Merak etme Haydar amca. Umut bana bak, benden önce ünlü olursan yemin ederim gebertirim seni ha. Ben senden bir şey rica edeceğim. Bir gelsene benimle. Nereye? Ya sen bir gel işte. Hı, 5 dakika ya. Ha ya şey, benim acelem vardı da hani yarışma şeyi. Bir şey rica ediyorum. Git bir 5 dakika hadi. Hadi. Kızım ayranı ver, ayranı. Ha, sağ ol. Hadi öpüyorum, bay bay. Ne oldu? Gerek var mı ya sence böyle bir şeye? Yani sen o kadar konservatuar kazandın, sesin çok güzel, sen güzelsin, yeteneklisin. Yani ne bileyim böyle internete çıkmak için uğraşmalar, böyle işte sosyal medya falan filan. Ne demek gerek var mı? İnsanlar beni beğensin, dinlesin istiyorum. Kötü mü yapıyorum yani? Hem sen bu akşam televizyona çıkmayacak mısın? 3 diyelim. O zaman diyelim. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz. Hepsi bu. Hep sonradan gelip
aklım başıma hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan. Amca oğlum bir şey diyeceğim mi? Sen bu müzik işi ne yaptın? Ya Zeynep'i çağırdık işte. Sen geliyorsun diye her şeyi iptal etti. Kız geliyor. E canlı müzikten sonra da zaten DJ'yi ayarladı. O DJ... Bak şimdi Zeynep beni bak. Bak bu kız değil mi? Böyle insanın içine içine söylüyor. Öyle mi? Beni var ya böyle aldı götürdü az o. Hep sonradan. Gelir aklım başıma hep sonra. Sen bak kızın ismine bak. Bu kızı bul akşam bu kız çıkacak. Ne sen bulutsun ne de ben yağmurum. Ne sen marur ne de ben marur. Hüzünlü bir akşam. Susmuşuz durgunuz. Hepsi bu. Masaya koyabilirsiniz. Tabii. Karşı tarafa da masa ekleyelim. Hemen efendim. Babam. Aslanım, şampiyonum. Ne yaptın? Ne zaman geleceksin? Ona göre atacağım pizzaları. Sen ye oğlum. Beni bekleme. Niye? Burada parti falan bir şey varmış da. Tabii ki. Mesai sabaha kadar sürer dediler. O yüzden sen beni bekleme. Tamam, sorun değil babam ya. Ziyafet ikimiz için yani. Başka zaman yaparız. Oğlum sen ye işte. Sen çalış. Sonra şey yaparız. Hadi kolay gelsin babam. Tamam sen bilirsin hadi. Görüşürüz o zaman hadi. Aslanım. Teşekkür ederim. Azat ben, telefonda konuşmuştuk. Merhaba Büşra, ben de memnun oldum. Hoş geldin. Şöyle alalım. Öyle. Bir şey mi oldu? Yok 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 bir şey olmadı. Ben birini gördüm zannettim de. Bak konuştuğumuz gibi bu çok özel bir parti. Kimsenin haberi olmaması lazım senin burada sahneye çıkacağından. Tamam tamam yani merak etmeyin. Ben kimseye söylemedim. Kulisin hazır. Sahneye kadar orada dinlenirsin. Ha bir de orkestra, son çek falan istedi. Onlara bakarsınız. Tamam. Kimler gelecek? Evet, bak kulis burası. Burada dinleneceksin. Sıran gelene kadar yani arkadaşlar seni zaten çağıracak. Burada dinlenirsin, edersin, şey edersin. Kostüm.
Bunu giyeceksin. Nasıl? Şahane. Ben böyle çıkarım diye düşünmüştüm ama. Ha, yok bu. İstemiyorum. Nasıl istemiyorum? Tamam. Gel sen bir benimle. Gel gel. Hızlı ol, acelemiz var. Bak şurada kim oturuyor görüyor musun? Türkiye'nin en büyük müteahhitinin oğlu. Yanındakinin babası da 3-4 tane AVM sahibi. Bak şuradaki sakallı. Adası var onun, adası, adası. Yanında dans eden kadınlar, kumarhaneler kralının kızı. Şu insanlar karşısında şarkı söylemek senin için çok büyük bir fırsat. Hadi hadi geç kalmayalım. Acelemiz var. Dediğim gibi bak burada dinlen, et, keyfine bak. Hatta sana şunu söyleyeyim. Şu parayı bir şarkıcılar alamıyor konserde. Anladın? Sahneye kadar burada dinlen. Sonra da bunu giy ve sahneye çık. Ama ben... Caner da geliyor mu? Ha geliyor. Ara onu gelmesin. Niye ya şimdi ne oldu ki? O lavuk sağda solda arkamızdan konuşuyormuş. Keseceğim onunla dilini. Kız burada mı? Burada odasında. Büşra, Becir Bey'le tanış. Merhaba. Şura sen bize ne yaptın öyle ya? O nasıl güzel bir okumak? O nasıl kadife bize söyle? Bak şimdiki böyle el bombalarının filmini çekti. Böyle buram bom etti hepsi yani. Böyle... Öyle bir his. Teşekkür ederim. Bu gece benim memleket dönüş partim. Senin keyfin kaçacak hiçbir şey yok. Rahatına bak. Seni dinlemeye geldik. Kırmızı yakışmış. Bu kızı bu şeyde telefonda bu söylüyor şarkıyı orada bulduk. Güzel yani sesi de kendi de sizin kadar güzel olmasın. Tabii ki o da böyle güzel biri. Azo! Dur! Kes! Ne bu? Ne çalıyor şu an? Blues jazz. Blues jazz. Bak ya. Blues jazz. Biz bunları Londra'da dinledik. Burada değil. Tamam, sıkıldık. Seni dinlemeye geldik. O şeyi söyle o. Azat. O telefondaki şarkı ne? Ne söyledin telefonda? Onu söylesene bize. O pamuk sesini duyalım senin. Tamam. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz. Hepsi bu. Bu.
mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam İçmişiz sarhoşuz. Hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan gelir aklıma. Hep sonradan gelir aklıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep son. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Hep sonradan gelir aklıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep son. Dur kız. Bencil kalk, after var evde. Kalk, uyuma oğlum burada. Kız gir koluna. Hadi kalk. Kızımı al onu. Gidin siz. Ya amca oğlum sen size after mı oluyor ya? Kalk hadi. Tamam gidin oğlum siz hadi. Neyse hadi toplanın bize gidiyoruz hep birlikte. Değil mi kız? Kapı bu taraf oğlum. Gülmek kız. Kapı burada ha. Kapıyı bulamıyorum. Sana yürekten oku dedik. Sen canımıza okudun ya. İnsanın hem sesi hem kendi güzel olur mu? Sen ikisi de güzel, ikisi de temiz. Açık söyleyeyim sana doyamadım. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben buraya oturayım. Bu da sen bana söyle. Yalnız benim artık gitmem lazım. Yok yok gitme yok. Gitme yok.
işler bitsin, çocuklar bırakır seni. Ben sana 10 katını vereceğim bu gece. Hak ediyorsun yani. Hakikaten içimden geldi. Vermiş. Herif üzümün canını çıkarıyor. Böyle şişenin içine sokuyor. Yok kötülüklerin anası. Anadan kötülük doğar mı hiç? Kötülük babadan doğar. Şimdi söyle sen. Kim bu kötülüklerin babası? Gel otur. Şarkıyı da sen seç. Baba. Neredesin? Gelmemişsin dün gece. Alo. Ben yürüyorum. Yürüyor musun? Nerede yürüyorsun? Sen iş yerinde misin? Yok. Ormanlık bir yerdeyim. Ormanlık bir yerde ne işin var baba? Sen neredesin tam olarak? Bilmiyorum. Bir konum atar mısın bana? Tamam. Oğlum, atamıyorum. Baba nasıl atamıyorsun? İnternetin mi yok senin? Peki ne görüyorsun etrafında? Bir şey görüyor musun? Şey gözüküyor buradan. Bizim iş yeri. Sizin plazayı görüyorsun. Plazalar gözüküyor. Babam. Sen mi oldun? Tamam baba, hemen geliyorum ben. Hiçbirini kıpırdama, tamam mı? Thank you.
edersiniz? İyi misiniz? Aydın'ın kızı bu. Aydın'ın kızı. Büşra! 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 Büşra kızım! Büşra! Büşra uyan! Büşra! 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 Neydi? Neydi? Baba! 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 Neydi? 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 Baba! 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 Sadece 22 yaşındaydı. Güzeller güzeli bir yüzü, dinleyen herkesi büyüleyen bir sesi vardı. Hayalleri, heyecanları, ailesi vardı. Hayatının baharındaki Büşra Korkmaz, kadın cinayetlerinin son kurbanlarından biri oldu. Büşra ve hayalleri artık geri gelmeyecek. Ama yine de bir an önce katil ya da katillerin bulunması vicdanımıza bir damla su serpecek. Bu cinayet soruşturmasında görev alan herkese benim çağrım, artık nefes alamıyoruz. Ne yapın edin, bu cani ya da canileri bir an önce yakalayın. Bir an önce. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.